şuralara comment yapalım. Burada comment. Oldu. Şuraya ödev 3 yazalım. Ödev 3. Şu kısmı 3. ödevi yapacağız. Tamam. Şimdi ödev 3'te şöyle bir şey vermiştik. Herhangi bir matris, yani kullanıcı tarafından girilecek matris, bu matrisin 4 köşesindeki elemanları toplayacağız. Yani 4 tane sayı toplayacağız aslında ve 2 tane for döngüsü kullanarak yapmanızı istiyorum ben bu ödevi. Aslında şimdi grafik üzerinden biraz göstereyim. Şimdi sizin arkadaşlar elinizde boyutunu bilmediğiniz bir matris var. Değil mi? Bilmiyorsunuz çünkü kullanıcı giriyor bunu. Kaça kaç girdiniz? Siz hangi değerleri istiyorsunuz? Bir şuradaki değeri istiyorsunuz. Yani bu buradaki değer ne aslında? Şuradaki değer 1'e 1 değil mi? Buradaki değeri istiyorsunuz. Yani şu A diyeyim. B diyeyim. Şuradaki değeri istiyorsunuz. Bu ne? Peki bu hangi indisteki karşılığa geliyor? Aslında bu sizin birinci satırdaki ve boyu ne kadarsa, yani kaç tane sütunu varsa kaç sütunu varsa o sütun sayısındaki değere karşılık geliyor. Yani sizin matrisiniz M çarpı N'lik ise burası aslında N değil mi? Burası ne? Şuradaki eleman ne? Bunu C dersem C de aslında M çarpı pardon M'ye ne? 1. M'inci satır. Birinci sütun. Burası ne peki? Şuradaki D değeri. Buradaki D değeri de aslında M'ye neyinci eleman değil mi? M'inci satır. Neyinci sütun. Ve siz aslında bu M neyi bilmiyorsunuz. Ama güzel olan şey bu M ve N'yi size fonksiyonunu kullanarak benim az önceki ödevleri çözerken kullandığım fonksiyonu kullanarak elde edebiliriz. Ve bunu for döngüsüne koyabiliriz. Hemen yapalım. Kullanıcı tarafından bir matris girelim. Mesela mat diyorum. Input diyeceğiz. Kullanıcı giriyordu. Ya da buraya da direkt yazabilirsiniz. Matrisi canınız istemiyorsa böyle girmek. Matrisi gir. Matrisi gir. Tamam. Böyle bir şey C'de yapıyor olsaydı mesela matrisin boyutlarını falan da istemeniz lazımdı değil mi? Çünkü orada bu şekilde boyut konusunda yani matrisin boyutunu falan bilmeniz gerekir genelde siz. MATLAB'ın dışında bir kodlama yapıyorsanız yani C'de falan kodluyorsanız mutlaka öyle kafanıza göre matrisin boyutunu değiştiremiyorsunuz C'de. Tamam, boyu gir dedik. Matrisi gir dedik daha doğrusu. Ondan sonra yapmam gereken şey M'yi bulmak. M dediğim aslında satır sayısı değil mi? Nasıl bulurum bunu? Size derim. M'inci elemanı bulacağım çünkü. Kaç tane satırı var bunun? Mat derim. 1 derim değil mi? Bu bana kaç tane satır olduğunu söyleyecek. N derim. Ups. N derim. Size. Yani boyut. Ne? Matrisin ikisi. Yani 2 dediği sütun. Kaç tane sütunu var? 1 oldu mu satır, 2 oldu mu sütun sayısını veriyor. Size'da. Tamam, şimdi for döngüsüne bakalım. Nasıl yapacağız for döngüsünü? İ eşittir. Bakın. Bu sefer hep bir şeyden bir şeye böyle şu şekilde atıyorum 5 falan derdim. 3 derdim artık ne diyorsan. Yani böyle giderdi. Bu sefer buraya array gireceğim. Onlar da array aslında da şu şekilde 2 tane değer alacak aslında. Bir 1 alacak. Satır olduğu için bu. Şu an i dediğim aslında satıra karşılık geliyordu. En dıştaki matris değil mi? 1 alacak. Bir de m alacak. İkinci for ne alacak? For. J. Bu da bir 1 alacak. Ve n alacak. Ve benim tek yapmam gereken şey artık bunları toplamak. Çünkü elimde aslında 4 tane sayı oluyor. Birinci for'da bakın. i eşittir 1 için. İlk elemanı aldığında 1 for da 1 olacak. Ondan sonra i yine 1 olarak devam edecek. 1'e n olacak. 1'e n demek aslında şu demek. 1'e n size şu elemanı verir. Ondan sonra i eşittir m olacak. I eşittir m olacak bakın. I eşittir m oldu ikinci durum.
eşittir m olduktan sonra j bir 1 alacak. J'nin 1 alması demek aslında bu demek. Bir de j eşittir m alacak, değil mi? Nasıl güzel mi ödev? J eşittir m alacak. Yani toplamda sizinizde 4 tane sayı olacak ve bunları toplamanız lazım. Yine şuraya toplam diyorum. Eşittir 0. Toplam eşittir toplam artı mat mıydı? Mat i virgül j dedim. End dedim. Evet, iki for da kapattık. Buradaki toplam artık sizin girdiğiniz matrisin dört köşesindeki elemanı verecektir. Deneyelim. Bakalım. Her şeyi sildik. Run edelim. Matrisi girelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Bunu girdik. Farklı matrisi de girebilirsiniz. Kare olmak zorunda da değil. Bakın toplam 20 dedi. Gerçekten 20 mi? Bakalım. 1 ile 3'ü toplarsanız 4. 4 ile 7'yi toplarsanız 11. 11 ile 9'u toplarsanız 20. Bakın gerçekten tuttu. Değiştirelim. Farklı matris verelim. Matris. Hatta farklı matris vereceğim de. Şurayı tekrar elimle girmek istemiyorum. Şurada matrisi görmek de istiyorum. Çünkü mat diyorum. Onu yorum yaptım. Mat diyorum. Direkt şuraya gireceğim. 3, 5, 7, 10. Ondan sonra 4, 2, 1, 9 ve 68, 20, 3, 16. Tamam. Noktalı virgül koymuyorum. Run edeceğim onu direkt. Bana 3'e 4'lük bir matris verecek. Ve sonra size şu köşegendeki toplamları doğru mu vermiş bakalım. 3 ile 10 toplayı, 10 sonra 68 ile 16'yı toplayacağız. Toplamı 97 diyor. 13, 78, 81, 81 ile 16'yı toplarsanız 91, 97. Tamam. Bu şekilde de bu ödevi çözmüş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da zor bir şey değil. Sadece birazcık düşünmeniz gerekiyor. Şimdilik görüşmek üzere.